Evet sevgili izleyiciler, bugün AK Parti il teşkilatındayız. İstişare toplantısındayız. İki bakanı ağırlıyor AK Parti Denizli'de. Öncelikle Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Sayın Niyaz Lebik'le birlikteyiz. Öncelikle Denizli'ye hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün Denizli'de olmaktan ve Denizli'de kardeşlerimizle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Gerçekten geldiğimiz andan itibaren de büyük bir sevgi gösteriyorlar. Biz de bu bölgenin evladıyız. Ve çok değerli Ekonomi Bakanımız Niyaz Zeybekçi Bey'in, değerli dostumun daveti üzerine geldim. İyi ki de gelmişiz. Hem Denizli kardeşlerimize 15 Temmuz gecesi ve sonrası yazdıkları destan için teşekkür ettik. Hem de kendileriyle sohbet etme imkanı bulduk. İnşallah en kısa zamanda yine okullar açıldıktan sonra dış politika ile ilgili Sayın Bakanımızla beraber bu işin diplomasisi, ekonomisi, ticareti, tüm dış politikayı kapsayan konularla ilgili inşallah bir toplantı da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tekrar geleceğiz. Peki Rusya ile ilgili açıklamalar gerçekleştirdiniz. Denizli'de ihracat devinin en yüksek olduğu bir il. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bir an önce başlayacak mı Rusya ile ilişkilerimiz? Tabii Rusya ile uçak düşürme hadisesinden sonra ilişkilerimizde bir kopma oldu. Rusya'nın bize karşı, bizim ürünlerimize karşı aldığı bir kararlar vardı, kısıtlayıcı, engelleyici. Şimdi son ziyarette, Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız ziyarette, zaten Ekonomi Bakanımız da vardı, Putin ve bakanları bu engellerin hepsini kalkacağını söyledi. Bunun için de çalışmalar yapıyor. Bazıları kalktı, bazıları ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Biz istiyoruz ki Rusya ile olan ticaretimiz önündeki hiçbir engeller kalkmasın. Hatta Rusya bizden şöyle bir ricada bulundu. Üçüncü ülkelerden, yani Rusya'nın ambargo uyguladığı ülkelerden ürünler de Türkiye üzerinden bize gelmesin. Yani kaçakçılarla da mücadele edin dedi. Bu ne demek? Yani Türk ürünlerini almak istiyoruz. Biz de bundan memnuniyet duyduk. Zaten kaçakçılarla da, kaçakçılıkla da mücadele ediyoruz her türlüsüyle. Bu turizme de yansıyacak. Tabii Denizli de aynı zamanda bir turizm şehri. Ve sadece Pamukkale değil, yani Denizli, Pamukkale dünya çapında tanınıyor. Antalya'ya gelen turistlerin belli bir bölümü de geliyor. İran'ın bir tur yasağı vardı bu darbe girişiminden sonra. Onu da kaldırdığını gördük. Dün Zarif'ten rica etmiştik. Bugün açıkladılar. Kaldırdıklarını açıkladılar. Bunlar gelecek Denizli, Türkiye'ye gelecek. Bu da önemli bir gelişme. Yani var olan halları gidereceğiz, sorunları çözeceğiz, ticaretimizi arttıracağız. Bence Rusya ile tüm bu işler hallolduktan sonra Denizli'de üretilen tüm ürünler de Rusya'ya ihraç edilebilecek. İhracatın önündeki engeller kalkacak. Biz Antalya, herkes Antalya'yı turizm şehri olarak biliyor ama Antalya aynı zamanda tarım şehri. Evet. Ben de zaten bir çiftçi çocuğuyum. Bizim de ürünlerimiz var, ürettiğimiz şeyler var. Antalya ve Denizli'ye bu süreç inşallah çok faydalı olacak. Peki Ekonomi Bakanı Sayın Zeybekçi ile birlikte böyle her ile dolaşacak mısınız? İstişare yapacak mısınız? Nihat Bey benim çok yakın dostum. Yakın dostum, kardeşim. Biz siyasette girdiğimiz günden bu yana birlikte gerçekten özellikle tüm bu Ege bölgesi, Akdeniz, Ege bu bölgeye de önem veriyoruz. Tabii bölgenin iki bakanı olarak buradaki kardeşlerimize de hem teşkilatlarımıza hem milletvekili arkadaşlarımıza yakın iş bildiği için de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hizmetin gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Partimizin ve hükümetimizin görevlendirdiği yerlere gideriz. Ama esas yurt dışında bundan sonra iş bildiğimiz, yakın iş bildiğimiz artarak devam edecek. Çünkü ihtiyaç var görüyorsunuz. Yanlış bilgilendirmeler var, dezenformasyon var. Ülkenin algısını olumlu yönde değiştirmek için yine ihracatımızın her yerde artması için çaba sarf edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.